Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? 51. dersteyiz. Dersimizin adı Müze Kütüphanenin karşısında sayfa 82. Öncelikle kelimelere bakalım. Önünde arkasında yanında karşısında arasında köşesinde Aşağıdaki diyalogları dinleyiniz ve okuyunuz. Affedersiniz. Yakınlarda postane var mı? Evet, var. Nerede? Postane sinema ile marketin arasında. Peki yakınlarda banka var mı? Evet, var. Banka sinemanın karşısında. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Affedersiniz, müze nerede? Müze kütüphanenin karşısında. Teşekkür ederim. Rica ederim. Postane nerede? Postane sinema ile marketin arasında. Sinema ile marketin arasında. Banka nerede? Banka sinemanın karşısında. Sinemanın karşısında. Müzede, kütüphane'nin karşısında. Siz de bu diyaloglar gibi başka diyaloglar yapabilirsiniz. Önünde, arkasında yanında, karşısında, arasında, köşesinde kelimelerini kullanarak yeni diyaloglar oluşturabilirsiniz. Mesela araba marketin köşesinde. Bahçe evin arkasında. Çocuk binanın önünde. Diyaloğu dinledik. Şimdi diyalogdaki adreslere göre buradaki mekanları bulacağız. Postane sinema ile marketin arasında. Sinema burada, market burada, arasında. Demek ki postane burada. Banka sinemanın karşısında. Banka sinemanın karşısında. Evet. Demek ki banka burada. Müze kütüphanenin karşısında. Kütüphane burada. Müze burada. Müze kütüphanenin karşısında. İşte cevaplar. Dersimizin bu bölümünde dil bilgisi var arkadaşlar. Dil bilgisinin adı ilgi eki. Şimdi bunu bir sunu ile göstermek istiyorum. İlgi eki ön in, un, ün. İlgi eki eklendiği kelime ile ilgi kuran ektir arkadaşlar. Kelimenin son sesli harfi a ve ı harfi ise ın gelir. Kelimenin son sesli harfi e ve i ise in gelir. Kelimenin son sesli harfi o ve u ise un gelir. Kelimenin son sesli harfi ö ve ü ise ün gelir arkadaşlar. Bu kuralımızı hatırlıyorsunuz. Birçok konumuzda bu kural geçerlidir arkadaşlar. Bu Türkçenin konuşma kuralıdır. Bunların manası aynıdır ama konuşurken farklı şekilde çıktığı için yazı dilinde de bu şekilde farklı yazılıyor arkadaşlar. Duvar, boyası duvarın boyası. Masa üstünde. Masanın üstünde. Burada iki tane sesli harf geldiği için bir kaynaştırma harfi gelecek arkadaşlar. Daha önce Y kaynaştırma harfini kullanmıştık ama burada Y yok. N kaynaştırma harfini kullanıyoruz. Masanın üstünde. Ev, evin önünde. Ali, Ali'nin arabası. Okul, okulun bahçesi. O, onun adı Ömer. Otobüs, otobüsün şoförü. Ütü, ütünün buharı. Kitabımızdaki örneklerden devam edelim. Lokantanın karşısı. Otelin adresi okulun bahçesi otobüsün şoförü arabanın kapısı Emre'nin çantası Nerenin adresi lazım otelin adresi lazım Neyin kapısı açık arabanın kapısı açık Kimin çantası kayıp Betülün mü? Emre'nin mi? Betülün çantası kayıp. Aşağıdaki boşlukları örnekteki gibi ilgi ekiyle doldurunuz. Marketin yanında. Bankanın arkasında. Müzenin önünde. Parkın karşısında okulun arkasında caddenin köşesinde sınıfın içinde Betül'ün çantasında işte cevaplar Arkadaşlar pastaneye gitmek istiyor musunuz? Evet ben istiyorum. Ben de. Afedersiniz. Buyurun. Yakınlarda pastane var mı acaba? Evet var. 50 metre düz gidin, bankadan sola dönün. Lokanta'nın yanında. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ramiz, iyi misin? Hayır, iyi değilim. Başım ağrıyor. Siz pastaneye gidin. Ben ilaç almak için eczaneye gideyim. Tamam. Biz gidiyoruz. Affedersiniz, buralarda eczane var mı? Evet, var. Işıklardan sağa dönün, 100 metre düz gidin, eczane marketin karşısında. Teşekkürler. Rica ederim. Çalışma kitabı sayfa 50 Otopark alışveriş merkezinin arkasında Alışveriş merkezi caddenin köşesinde Postane alışveriş merkezi ile bankanın arasında kafe postanenin karşısında cami müzenin yanında otobüs durağı hastanenin önünde Afedersiniz, lokanta nerede? Lokanta postanenin arkasında. Afedersiniz, park nerede? Park müzenin karşısında. Afedersiniz, postane nerede? Postane bankanın yanında. Afedersiniz, müze nerede? Müze otel ile caminin arasında. Afedersiniz, market nerede? Market caddenin köşesinde. Afedersiniz, banka nerede? Banka sinemanın arkasında. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Siz de bunun gibi harita üzerinde cümleler kurabilirsiniz. Kendi şehrinizden örnekler verebilirsiniz. Yorumlar bölümünde yazmayı unutmayın. Hello Türk İş kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.